Taner Tuncer Bey sormuşlar. Şeyi de Türkmen Bey'i. Mail isminde. Mevlana dindar bir Müslüman mıdır? Yoksa sevgi ve hoşgörü elçisi diyebilir miyiz? Taner Beyciğim, Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'yı şu anda sevgi, hoşgörü bilmem ne diye bir hayali kavramın içerisine koydular, bazalayıp duruyorlar. Yani hiçbir eserinde Mevlana sevgi de önemli olan hoşgörüdür. Kusuruna bakma, yapma, istediği halta etsin, bir şey deme diye bir şey yoktu. Sapına kadar Müslümanı son derece dinlendir. Yahu en önemli beyti ben Hakirehi Muhammed'i muhtarım diyor. Ayağının tozunun toprağıyım diyor. Toprağının tozuyum diyor peygamber. Ne demek dindar bir şey? Efendim namaz kılar oruç tutar diye duymadın. Demek ki okumamışsınız. Şeyi Eflaki'yi okuyun. Bütün şeyi vardır. Hatta şeyi Menakıb-ül Arifin'i okuyun. Bir de Sefine. Sefinetül Evliya. Hayır efendim. Mevlana'ya mı? Ah. Sefinetül Tezkire miydi? Hayır efendim şey. Neyse. Yani Menakıb-ül Arifin. Menakıb-ül Arifin yeter. Duymadım diyorsunuz. Çünkü duymamış olabilirsiniz. Çünkü televizyonlarda artık bunlardan bahsedilmiyor. Mevlana bir uzaylı. Uzay gemisiyle ışınlandı. Geldi sevgi, hoşgörü, şu bu bilmem ne. E böyle bir şey yok Mevlana'da ya. Adam bizarı mı bir yani ben diyor Muhammed'in ayağının tozunun toprağıyım. Toprağının tozuyum. Bunun dışında bana bir şey benim aklımda bir şey söylerlerse ondan bu dünyadan öbür dünyadan şikayetçiyim bizarım diyor. Yani ben değil Kur'an'ım eğer can darem. Hayatta olduğum sürece Kur'an'ın bendesiyim. O meşhur kıtasıdır. Ben Hakirehi Muhammed'e muhtarım. Ve gider böyle. Öyle bir şey yoktu. Yani bu sevgi, hoşgörü bilmem ne şeyine inanmayın bir de şunu söyleyeyim. İşte gel ne olursan ol gene gel. Her halta etmiş olsan gene gel. Putunu getir beraber tapalım. Bilmem neyi getir başka şeye koyalım. O şeyde Mevlana'nın değildir. Bazı her onca yazdığı bazı. Arada 400 sene falan mı? Onu bir daha söylesene tam. Söyleyeyim. Yani, hayır hayır o şeyi. Çünkü herkes Mevlana'yla onu özdeşleştiriyor. Mesnevi'de, Divan-ı Kebir'de, efendim, Fihi Mafi'de hiçbir yerde yoktu. Kimin olduğu da bellidir. Onu da arayıp bulun bir zahmet. Yani başka birisine ait olan bir şiiri, o ben değil Kur'an'ıma, pardon şey, baza gel gel ne olursa ol gene gel. Bu şiiri aldılar, hem yanlış tercüme ettiler. Çünkü Bazame'den, yani onun geçmişi, baza gene gel ama Bazame'den tekrar gelmek demek Fasça'da. Fakat bir manası daha var. Tövbe etmek. Bazı aynı zamanda tövbe etme manasına gelir. Her onçı yesliği bazen ne olursun ol tövbe et. Gel kafir öl, gel bütperestli bazen. Yani ister kafir, ister mecusi, ister puta tapıyorsan hem gel hem tövbe et diyor. İn dergâhim o dergâhine umîdîneyiz. Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Sadbar eger tövbe şikestliği bazen. Tövbeni 100 kere bozmuş olsan tövbe şikestliği bazen yine tövbe et. İşte gel putunu getir, ateşini de getir, ateşine tapalım, putunu asalım. Bilmem ne gönül eğlence bası onlar gibi böyle bir şey demiyor. Dediğim gibi şiir onun değil. Ve ticari bir meta haline getirmiş maalesef evet. Mevlana Türkiye'de. Doğru. Eğer lokantalarda, halıcı dükkanında, bilmem nerede. Alışveriş merkezinde. Alışveriş merkezinde utanmadan sema ettiriyorsa artık çok o bayıl. Mevlana'yı burada aramayın. Erhan çocuklarına sünnet yaptırıyordu. Organizatörle konuşmuş. Abi kaç semazen gelsin demiş sana. Değil mi? Şey demiş, semazen sen? İstiyor musunuz? Dedi. Ne yapayım? Adamdan istiyorlar demek ki yani. Bu da yani. Şey bu. Hiç efendim. Kısaca tekrar toparlayayım. Öyle hoşgörü elçisi. Sevgiyi de bilmem neydi. Öyle bir şey yoktur. Ben. Gayet. Hocam pardon. Gayet katı fetva verdiği fetvaların geliriyle geçinen bir din adamıdır Mevlana. Yani tekkesi yok onun o zaman. Orası tabii. Konya o zaman tekke değil. Yani tekkede oturup da dervişler şundan bunda öyle bir şey yok onda. Fetva veriyor. Din adamı. Ve o fetvanın geliriyle yani şey soruyorlar adette fetvaya 3 kuruş bir şey verilir. O fetvadan aldığı parayla geçiniyor Mevlana. Yoksa sevgi, aşk bilmem ne ah biz şeyiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir Mevlana yok.
Ama şimdi maalesef o hale getirdiler şeyini. Aynısını Gülüş Emre'ye bir yapıyorum. Türk Sanat Kongresi'nde birinde, hatırlamıyorum hangisinde, Kültür Bakanlığı yollamış 3-5 tane semazen. Böyle oturduğumuz salonun bir köşesinde onlar geldi, böyle sema yaptılar göğe. O kadar kötü bir şeydi, bu kadar çirkin bir şey. Yani ne lüzumu evet, vardı? Hocam, oturdum bir şey yazdım bakanlığa. Efendim? Bir daha böyle bir şey göndermeyin diye. Yani bu çok büyük bir saygısızlık. Efendim seyircimiz. Evet. Çok çirkin. Sayın Betül Sinan hanımefendi, teşekkür ederim. Hatırladığım şey Sebakıma Menakıp. Evet. Yani hatırlayamadığım kitap. İki şeyi okursunuz. Efsaneler yumağında, o zamanın geleneğine göre efsaneler Hazreti Mevlana hakkında, o zaman çıkmış olan efsaneleri anlatır. Biri şeyindir, Eflaki'nin şey neydi? Menakıbül Arif'in. Öteki Sevakıb-ı Menakıb. O efsaneler çerçevesinde bile böyle aşk, sevgi bilmem ne, öyle bir uçuk bir hava falan filan bir şey yoktur. Bir.